Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2022 YKS için TYT coğrafya derslerini kanalımda sizlerle buluşturacağım. Ve dersleri 15 günde bir veya ilerleyen süreçte haftada bir sizlerle YouTube kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Birinci dersimizde doğa insan ve dünyanın şekli hareketlerini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Konu anlatırken önemli noktaları sizlerle paylaşacağım. Yani sorularda karşımıza çıkabilecek bilgiler neler, konunun içeriğini oluşturan bilgiler neler, onları sizlerle paylaşacağım. Ben konu anlatırken siz bilgileri ekranda durdurarak daha detaylı inceleyebilir, okuyabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Biz sorularda karşımıza çıkabilecek bilgiler, konu başlıklar neler, detaylar neler, daha çok pratik olarak bu şekilde dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle doğa, insan ve coğrafya konu başlığımız var. Burada coğrafya nedir? Coğrafyanın unsurları, doğal unsurlar ve doğa insan etkileşimi, coğrafyanın bölümleri, coğrafyaya katkı sağlayan bilim insanları. Bu konu başlıklarını sizlere anlatacağım. Öncelikle hemen şunu da izah edelim. TYT'ye baktığımız zaman 2018, 19, 20 ve 21, yani son 4 yıla baktığımızda doğa insan coğrafya ile ilgili 2018 ve 2019'da birer tane soru geldi. Ama 2021 ve 2020'de soru yok. Dolayısıyla aralıklı olarak karşımıza çıkabiliyor bunlar. 2022'de karşımıza çıkabilir. Soru dağılımı son 4 yılda bu şekilde. Evet, öncelikle coğrafya nedir? Coğrafya, insanların yaşadığı doğal, sosyal, ekonomik koşulları ve bu koşullarla insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen, doğal olayların oluşumunu, nedenini, sonucunu ve dağılışlarını açıklayan bilim dalıdır. Yani doğal çevreyi, doğal çevrenin kendi içerisindeki ve insanla olan etkileşimini inceleyen bilim coğrafyadır. Peki doğal çevre dediğimiz, yani doğal çevre nelerden oluşur? Şu alttaki grafikte onu görüyoruz. Hidrosfer, litosfer, biyosfer ve atmosfer doğal çevreyi oluşturuyor. Yani hidrosfer su küre, litosfer taş küre, biyosfer canlı küre, atmosferde hava küredir. Yandaki fotoğrafa göre biraz yorumlayalım bunu, daha görsel hale getirelim. Atmosfer, yani bulut, rüzgar, yağmur, bunlar atmosferi oluşturuyor. Hava küre, litosfer, taş, toprak, kayalar, bunlar dağlar, litosferi oluşturuyor. Bitkiler, hayvanlar, diğer canlılar, biyosfer, mikroorganizmalar, biyosferi oluşturuyor, canlı küre. Ve sular, göller, akarsular, denizler, okyanuslar da hidrosfer, yani su küreyi oluşturuyor. Coğrafyanın doğal ortam dediği bunlar arkadaşlar, doğal unsurlar bunlardan oluşmuş oluyor. Evet, ikinci olarak bu konu içerisinde coğrafyanın unsurlarına bakacağız. Yani coğrafya araştırma yaparken nasıl araştırma yapıyor, nelere göre araştırma yapıyor, nelere dikkat ediyor, onlarla ilgili. Birincisi konum, ikincisi yer mekan, üçüncüsü bölge, dördüncüsü hareket, diğeri ise beşeri ve fiziki ortam ilişkisi. Konum dediğimizde, yani coğrafya, olay ve varlıkların neden orada yer aldığını, mekan ilişkisini ve insan üzerindeki etkisini konuma bağlı olarak ele alıyor. Mekan dediğimizde, mekanın fiziki ve beşeri özelliklerinin belirlenmesi, bu unsurlar arasındaki etkileşimin anlaşılmasını sağlıyor. Bölge, yani coğrafya araştırma yaparken bölgelere ayırarak inceleme yapıyor. Benzer özelliğe sahip yerleri bölgeye ayırarak inceliyor. Hareket, yani ne olabilir? Doğadaki hareketlilik, deprem, volkanizma gibi, insan hareketliliği, yani nüfus, yerleşme, göç gibi, bunları coğrafya hareket olarak inceliyor. Beşeri ve fiziki ortam ilişkisinde coğrafya insanı, onun faaliyetlerini ve doğal çevre ile ilişkilerini inceleyerek doğal ortama uyumunu araştırıyor. Şimdi burada bir örnek var. Daha somut hale getirelim bunu örnekle. Burada bir volkanik patlama söz konusu. Volkanik patlama nerede meydana geldi? Bu konum, yani coğrafya nerede meydana geldiğini araştırıyor. Bu konumla ilgili. Bu volkanik faaliyetin bulunduğu yer, gerçekleştiği yerin özelliği, mekanın özelliği nedir? Bunu araştırıyor coğrafya. Yer mekan dediğimiz başlık ve volkanik faaliyet olan bölgeleri volkanik faaliyet bölgesi diye ayırmış. Demiş ki burası volkanik faaliyet bölgeleri dünyada. Şuralar deprem bölgeleri şeklinde bölgelere ayırarak inceleme yapıyor. Ve
Bir diğer şey de hareketlilik. Yani burada volkanik faaliyet dünyadaki bir hareketliliktir. Deprem bir hareketliliktir. Dolayısıyla bu lav çıkışı faaliyet ve hareket olarak karşımıza çıkıyor ve coğrafya bu hareketliliği inceliyor. Ve volkanik faaliyet sonrasında bunun doğal ortama ve insana etkisi de ne olarak karşımıza çıkıyor? Beşeri ve fiziki ortam ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Daha somut anlayabilmemiz için bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, burada anlatacağımız üçüncü başlık doğa insan etkileşimi. Burada da şöyle izah edelim. İnsan doğayı etkilerken doğada insan etkiler. Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla örneklere baktığımızda insanların sulama amaçlı enerji elde etmek amaçlı akarsular üzerine baraj inşa etmesi bu insanın doğa etkisi. Deprem ve tsunami sonrasında konutların yıkılması veya yerleşmelerin sular altında kalması bu doğanın insana etkisi. Nemlilik ve yağışın fazla olduğu bölgelerde veya orman ötüsünün fazla olduğu bölgelerde konutlarda ahşap kullanımının fazla olması. Burada da doğanın insana etkisi söz konusu. Yani doğal unsurlar birbirini etkiler. Doğa kendi içerisinde de birbirini etkiliyor. Ve burada da doğa insana etki etmiş oluyor aynı zamanda. Bunu şu şekilde soruya dönüştürebiliyoruz. Yani harita üzerinde de karşımıza çıkabiliyor doğa insan etkileşimi. Örneğin haritamızda, aşağıdaki haritada 2, 3 ve 5'te dünyada yoğun nüfuslu alanlar veya çok yoğun nüfuslanan yerlerdir bu 2, 3 ve 5. Dolayısıyla burada insanın doğaya etkisi daha fazla. 1 ve 4'te doğal koşullar uygun olmadığı için doğanın etkisi daha bariz karşımıza çıkıyor. Yani insanlar fazla buraya yerleşemediği için insan etkisi buralarda daha azdır. Bu hangisinde doğanın insana etkisi, insanın doğa etkisi daha fazladır, daha barizdir, etkindir diye karşımıza çıkabilir. Dünyada orta kuşak yani 30 ile 60 arası yaklaşık arkadaşlar buralar doğal koşul olarak insan yaşamına daha elverişli sorularda kullanılır bazen orta kuşak yani burada da dikkat edebileceğimiz özellikler böyle. Diğer bir başlığımız dördüncü olarak coğrafyanın bölümleri. Coğrafyayı fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya diye iki bölüme ayıracağız. Fiziki coğrafyanın dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografya. Yani fiziki coğrafya alt dalları. Beşeri coğrafya insan faaliyetleri, insanla ilgili olan faaliyetler, nüfus, yerleşme, tarım, ulaşım, sanayi, turizm, enerji, siyasi coğrafya. Bunlar da beşeri coğrafya alt dalları. Yine fotoğrafa, resme baktığımızda şurada arkadaşlar, yukarıyla ilişki kuralım. Şöyle diyelim, litosfer taş küreydi. Dolayısıyla taş küreyi inceleyen coğrafyanın alt dalı nedir? Jeomorfoloji. Atmosfer, yani yağış, bulut, rüzgar gibi doğal olaylarını inceleyen nedir? Klimatoloji. Biyosfer canlıları inceleyen biyocoğrafya, suları inceleyen hidrografya, sular coğrafyası ve kartografya da harita coğrafyası ya harita üzerinde dağılışı gösteriyor. Jeomorfoloji yeryüzü şekilleri, klimatoloji iklim bilimi, hidrografya sular coğrafyası, biyocoğrafya canlılar coğrafyası, kartografya da harita coğrafyası diyelim, harita bilimi. Dolayısıyla bunlar fiziki coğrafya alt dalları oluyor. Beşeri coğrafyada da söylediğimiz gibi insan faaliyetleri, insan ve insan faaliyetleri karşımıza çıkıyor. Evet, beşinci başlık olarak da arkadaşlar coğrafyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanları var. Farklı dönemlere ayırdık. İlk çağda, orta çağda, yeni çağda ve yakın çağda coğrafyanın gelişmesine katkı sağlayan bilim insanları var. İlk çağda dünyanın şekli, hareketleri, boyutları ile ilgili daha çok çalışmalar yapılmış. Orta çağda Müslüman bilim insanları daha çok karşımıza çıkıyor. Yine astronomi ile ilgili dünyanın şekli, boyutları ile ilgili çalışmalar var. Ve yeni çağda yine keşifler, seyahatler şeklinde coğrafyaya katkı sağlanıyor. Yakın çağda da coğrafyanın oluşumuna, coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan bilim insanları var. Bunlardan yani yakın çağda Alexander von Humboldt bu fiziki coğrafyanın kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Karl Ritter de beşeri coğrafyanın kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Sorularda karşımıza çıkarsa dikkat edelim.
Evet, burada siz videoyu durdurarak hangi çağda hangi bilim insanları var bunları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili iki örnek sorumuz var. Bunlardan birincisine bakalım. Doğayı oluşturan ortamlarda gerek insan müdahalesiyle gerekse insan müdahalesi olmadan bazı olaylar meydana gelir. Buna göre hangisinde insan etkisi yoktur? Yani insanın doğa etkisi yoktur. Akarsular üzerinde barajlar kurularak enerji elde edilmesi, ekvatoral bölgede yıl boyu düzenli yağışlar sonucu geniş yapraklı ormanların yetişmesi, İç Anadolu'da bitki tahribi sonucu erozyon şiddetinin artması, küresel ısınmaya bağlı olarak Kuzey Yarımküre'de buzul erimelerinin artması, sanayi bölgelerinde asit yağmurların oluşması. Hangisinde insanın doğaya etkisi yok diye soruyor bize. Burada ekvatoral bölgede yıl boyunca düzenli yağışlar sonucu geniş yapraklı ormanların oluşması, burada insan etkisi yok. Yani doğanın kendi gelişimi ile ilgili, devamlılığı ile ilgili bir durum var. Dolayısıyla insan etkisi söz konusu değil. İkinci örnek sorumuza bakalım. Coğrafi durumlar verilmiş. İnceleyen coğrafya alt bilim dalı verilmiş. Buna göre inceleyen coğrafya alt bilim dalları eşleştirmelerinin doğru olabilmesi için hangisini yer değiştirmesi lazım diye soruyor bize. Bakalım dünya üzerinde kilometre kare düşen insan sayısının fazla ve az olduğu yerler. Bu coğrafi durum hangi coğrafya alt dalı tarafından inceleniyor? Nüfus coğrafyası mı? Volkanik dağların özelliği ve yeryüzünde dağılışı, jeomorfolojinin inceleme alanı mı? Türkiye akarsularının yıllık debi değişimi, klimatolojinin inceleme alanı mı? Yıllık yağış miktarlarının yeryüzünde dağılışı ve yağış rejimleri, hidrografyanın inceleme alanı mı? Dünyadaki önemli su yolları ve su yollarının bulunduğu yerler ulaşım coğrafyasının inceleme alanı mı şeklinde bakacağız. Burada Türkiye'nin akarsularının yıllık debi değişimi ne ile ilgili? Yani veya akarsular, sular, hidrografya ile ilgili. Yıllık yağış miktarlarının yeryüzünde dağılışı ve yağış rejimleri klimatoloji olduğu için o zaman 3 ile 4'ün yer değiştirmesi lazım. Bu tablonun doğru olabilmesi için. Cevabımız da 3 ve 4 oluyor. Bu derste ikinci konu başlığımız dünyanın şekli ve hareketleri arkadaşlar. Konu içerisinde hangi alt başlıkları anlatacağız sizlere? Dünyanın şekli ve sonuçları, dünyanın günlük eksen hareketi ve sonuçları, dünyanın yıllık yörünge hareketi ve sonuçları, eksen eğikliği ve özel tarihler var. Son 4 yıla baktığımızda TYT'de 2018, 19 ve 20'de soru yok ama 2020'de, 21'de pardon sorumuz var. Özel tarihlerle ilgili haritalı bir sorumuz var. Yani 4 yıldır gelmeyip, 3-4 yıldır gelmeyip de karşımıza soruyla gelen bir konu başlığı var. Tekrar soru tarzı bu konudan çıkabilir tabii. O nedenle öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bu konunun birinci başlığı dünyanın şekli ve sonuçlarına bakalım. Dünyanın şekli geoid, yani kutuplarda basık, ekvatorda şişkin, kendine has şekil geoid olarak ifade edilir. Burada karşımıza çıkabilecek şeylerden bir tanesi, dünyanın şeklinin geoid olduğuna kanıt ne olabilir? Onlar üç tane, onlarla ilgili bilgi verelim. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından uzun olması, yani ekvator yarıçapı 6378 iken şu kırmızı çizgiyle şekilde gördüğünüz, kutuplar yarıçapı 6357, arada 21 kilometrelik fark var. Dolayısıyla bu geoid şeklin kanıtı. İkincisi yer çekiminin ekvatordan kutuplara artması, kutuplarda yer çekiminin fazla olması geoid şeklinin kanıtıdır. Üçüncü olarak da ekvator çevre uzunluğunun kutuplar çevre uzunluğundan fazla olması. Bakın şu kutuplar çevre uzunluğu, burası ekvator çevre uzunluğu şeklinde dolaştığımızda. Dolayısıyla ekvator çevresi daha uzun. Bu da geoid şeklin kanıtıdır. Sorularda doğrudan geoid şeklin kanıtı diye çıkarsa bu üç özelliği arayacağız. Dikkat ediyoruz. Dünyanın şeklinin sonuçlarına baktığımızda pratik olarak nelere dikkat edeceğiz onlara bir bakalım. Aslında şöyle, dünyanın şeklinin sonuçları dediğimizde ekvatordan kutuplara doğru düzenli olarak artan veya azalan özellikler. Yani dünyada kutuplar yönünde veya ekvator yönünde gittiğimizde artan azalan coğrafi özellikler dünyanın şekliyle ilgilidir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara daralır şekilde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu dünyanın şeklinin sonucu. Buna bağlı olarak ekvatordan kutuplara sıcaklık azalır.
Ve sıcaklığa bağlı olarak da birçok şey değişir. Bunlar dünyanın şekliyle ilgili. Yükseldikçe görüş alanının değişmesi, meridyenlerin kutuplara doğru birleşmesi, arasındaki mesafenin daralması, kutuplarda birleşmesi, paralel boyların kutuplara doğru kısalması, bunlar dünyanın şeklinin sonuçları. Çizgisel hız, yani dünya dönüş hızının ekvatordan kutuplara azalması, grup ve tan süresinin, yani güneşin doğuş ve batış süreleri, alacakaranlık sürelerinin ekvatordan kutuplara değişmesi dünyanın şeklinin sonuçlarındandır. Harita çiziminde bozulma olma ya olması, yani açtığımızda, düzlem aktardığımızda haritalarda bozulmanın meydana gelmesi de dünyanın şekliyle ilgili diyebiliriz. Genel olarak şeklin sonuçları bunlar. Ama bizim dikkat etmemiz gereken kuzey-güney yönünde düzenli değişen özellikler, dünyanın şeklinin sonuçları aynı zamanda enlem etkisi olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu da hatırlatalım. İkinci başlık, dünyanın hareketleri iki kısma ayıracağız. Birincisi günlük hareket, ikincisi ise yıllık hareket. Önce günlük harekete bakalım. Dünyanın günlük hareketi, yani eksen hareketi, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru yaptığı harekettir. Kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru gerçekleşen hareketi dünyanın günlük hareketidir. Peki burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta var. Dönüş yönüne bağlı olarak, yani dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda güneş erken doğar, erken batar. Batıda geç doğar, geç batar. Her zaman doğuda yarım saat ileri, sürekli rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola sapar. Bunlar dönüş yönüne bağlı dünyanın. Sonuçta dünyanın günlük hareket sonucu, ama sorularda dönüş yönüne bağlıdır diye ifade edilirse bunlara dikkat ediyoruz. Bunları düşüneceğiz. Bu maddelere bu şekilde sorularda dikkat ediyoruz. Günlük hareket sonuçları dediğimizde, yani gün içerisinde değişen şeyleri alacaksınız pratik olarak. Dünyanın günlük hareketi, eksen hareketi sonucu dediğimizde gün içinde değişen şeyler. Dünyanın şeklinden dolayı yarısı aydınlık, yarısı karanlıktır. Bu aydınlık alanla karanlık alan yer değiştirir. Yani gece gündüz ardalanır. Bu dünyanın günlük hareketi. Gün içerisinde güneş doğar batar, yani günlük sıcaklık farkları oluşur. Buna bağlı olarak da fiziksel çözülme ve Karadeniz arasında Meltem rüzgarları, dağ vadi arasında Karadeniz arasında dağ vadi Meltemleri meydana gelir. Ve gün içerisinde güneş ışınlarının düşme hızı değişir, çizgisel hız oluşur, yere saat farklılıkları oluşur, okyanus akıntılarında halkalanma oluşması, 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınçların oluşması da dünyanın günlük hareketine bağlıdır diyelim. Buradaki bilgileri siz, tabii ben biraz hızlı geçiyor olabilirim. Siz videoyu durdurarak daha detaylı özellikleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, günlük hareket sonuçları da bu şekilde. İkinci olarak dünyanın yörünge, yıllık hareketine baktığımızda dünya elips bir yörüngede bu şekilde güneş etrafında döner. Buna biz yıllık hareket diyoruz. Bu bir yıl, yani bir yılda gerçekleşiyor. O da 365 gün 6 saattir toplam güneş etrafındaki dönüş süresi. Bu yıllık hareket. Ve yörüngenin şekli elips. Dünyanın güneşe, bu elips yörüngeye bağlı olarak meydana gelen sonuçlar var. Örneğin dünya güneşe bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. En yakın olduğu tarih günberi, en uzak olduğu tarih de gün ötedir. Gün öte 4 Temmuz, gün beri de 3 Ocak tarihi. Ve dönüş hızı bu kısımda, yani şu kış ve sonbahar yazan kısımda, yani dünya güneşe yakın olduğu için dönüş hızı burada yörüngede daha fazla, bu tarafta ise daha azdır. Yani yıl içerisinde yörüngedeki dönüş hızı değişmiş oluyor. Ve yörünge üzerinde dönüş hızının değişmesi mevsim sürelerinin farklı olmasına yol açar. Şubat ayının da 20 gün, 28 gün çekmesi ve Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi de yörüngenin şeklinden kaynaklanır. Yine şöyle hatırlatayım, sorularda hangisi elips yörüngeye bağlıdır? Hangisi dünyanın elips yörüngesine bağlıdır diye sorduğunda, burada ekranda yazan şeyleri arayacaksınız. Yani şu yörüngenin şekline bağlı sonuçları arayacaksınız. Onlar da bu özellikler. Evet, üçüncü olarak eksen eğikliğe ve özel tarihlere bakalım. Şimdi
Dünya az önce bahsettik. Elips bir yörüngede dönüyor. Burada dönerken eğik olarak döner. Dolayısıyla biz ona eksen eğikliği diyoruz. Yani şurası ekvator, şu da ekliptik yani yörünge düzlemi. Arada 23 derece 27 dakikalık açı var. Yani dünya yörüngede 23 derece 27 dakika eğik dönüyormuş. Buna eksen eğikliği diyoruz. Bundan dolayı bakın yengeç dönencesinin derecesi 23-27, oğlak dönencesi de 23-27. Bu buradaki eğiklikten kaynaklanır. Ve kutup daireleri 66-33, 90'a tamamlıyoruz. Böylece dönenceler arası şurası tropikal kuşak, dönence ile kutup daire arası orta kuşak ve kutup dairesi ile kutup arası da kutup kuşağı şeklinde matematik iklim kuşakları ortaya çıkmış oluyor. Bu neye bağlıymış? Eksen eğikli açılarına bağlıymış. Tekrar etmek istersek, dönencelerin yerleri, açıları, kutup dairesinin yeri ve matematik iklim kuşaklarının oluşması eksen eğikli açısına bağlıdır. Bunun sonucunda meydana gelmiştir. Eksen eğikliğine bağlı olarak yıl içerisindeki meydana gelen değişimler ortaya çıkar. Örneğin güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde değişmesi eksen eğikliğine bağlı. Yani şu yörüngede eğik olarak hareket ettiği için dünya bu değişim meydana geliyor. Mevsimlerin meydana gelmesi, cisimlerin gölgesinin yıl içinde değişmesi, yıllık sıcaklık farkları, mevsimlik basınç farklarının oluşması, bu son rüzgarların oluşması bunlar bakın yıllık iklimle ilgili ve coğrafi özelliklerle ilgili değişimler eksen eğikliğine bağlı. Yıl içinde değişiyorlar. Güneşin ufuk üzerinde doğduğu ve battığı yerin değişmesi, güneşin doğuş batış saatlerinin yıl içerisinde değişmesi, aydınlanma çemberinin yıl içerisinde yer değiştirilmesi, az sonra biraz daha detaylı bakacağız buna, ve güneş ışınlarının yıl içerisinde dönencelere bir kez dönenceler arasında kalan noktalara iki kez dik gelmesi, yani dik geldiği yerlerin değişmesi eksen eğikliğine bağlı. Yani bir cümleyle eksen eğikliği sonucu dediğimizde yıl içerisinde değişen özellikler, yıllık değişimler eksen eğikliğine bağlı. Soruyu çözerken buna dikkat ediyorsunuz. Gün içinde günlük hareket, yıl içinde derse yıllık hareket olarak alıyorsunuz. Evet, diğer başlığımız özel tarihler. Biraz daha detaylı bakacağız. 2020'de de soru gelmişti. Buradan itibaren ikinci dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci dersimizde buluşmak üzere. İyi dersler, kolay gelsin.